Şimdi biraz bu polis yönetmeliğindeki değişiklikten söz edeceğiz. Çünkü polisler isyan ediyor. Bakın, önümde bir işte polis sendikası diye bir hesap var ve burada denilmiş ki bizler hiç kimsenin iki dudağı arasında yaşam sürdüremeyeceğimiz bir düzenleme beklerken siz bizi göçebe bir hayata zorladınız. Bugün Oda TV'de yine Feramüz Erdin eski polis müdürü ki kendisi de konuğumuz, hemen davet edeyim. Hazır mı arkadaşlar, yoksa ben biraz erken mi davrandım? Peki Feramüz Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün bu konuyu da yazmıştınız. Diyorsunuz ki bir polis artık meslek hayatı boyunca 3 kez değil 6 kez tayin olacak. Şimdi çok metne bakıldığında çok anlaşılmıyor. Bize anlatır mısınız? Bu yeni yönetmelik ne getiriyor? Çok sert de bir tepki var. Biraz önce okudum. Diyorlar ki biz çok daha iyi bir yaşam beklerken, yaşam süreceğimiz bir ortam beklerken siz bizi göçebe bir hayata zorladınız denilmiş. Ne demek isteniyor bu yönetmelik değişikliğiyle? Şimdi normalde bugüne kadar polisler 3 veya en fazla 4 kez tayin görüyorlardı. Hı hı. Bunun sonucunda da en son tayin yerlerinde genelde biraz hem kendi memleketlerine yakın ya da biraz daha ekonomik olarak geçinebilecek de yerleri tercih edip son bir 5-10 sene orada çalışıp emekli oluyorlardı ve hayatlarını orada kuruyorlardı. Bu yapılan değişiklikle aslında biraz jandarmaya benzedi ama polisler için bu jandarmaya benzemek hayal kırıklığı oldu. Çünkü polislerin beklentisi şuydu. Jandarmanın özlük hakları ve maaşları ve emeklilik hakları polise göre çok çok iyi. Çok çok iyi. Yani neredeyse yarı yarıya fark var. Polis teşkilatı bunun eşitlenmesini beklerken aslında Emniyet Genel Müdürlüğü kötü olanı eşitledi. Yani jandarmanın zor çalışma şartlarını polise eşitledi ama bu arada diğer özlük hakları ve maaşı da eşitlemedi. Aslında bütün hayal kırıklığı da burada başlamış oldu. Çünkü özür dilerim, jandarmanın bu anlamda imkanları daha mı iyi baktığımızda özlük hakları, maaş? Muazzaf jandarmaların hem özlük hakları, diğer yan hakları ve özellikle emeklilikte çok iyi. Hı hı. Şimdi şunu herkes bilir aslında, iş sahibi olanlar. Bir işveren personeline maaş artı prim verebilir maaşını. Ama bütün verdiği primleri hesaplayarak SGK primini yatırır ve ona göre de kişi emekli olduğunda ona göre maaş alır. Polisler için bu böyle değil. Polislikte asgari ücret artı prim ödeniyor ve emeklilik ve SGK'ları da emekli sandığına bu şekilde asgari ücret üzerinden yatırılıyor. O yüzden de bugün polis bir birim maaş alıyorsa emekli olduğunda maaşı otomatik olarak yarıya düşüyor. Ama diğer asker olsun, jandarma olsun, diğer birimlerde ise maaş biraz düşmekle birlikte %20, %30 yine yaşanabilir bir şekilde bir seviyede kalıyor. Bu arada işte askeriyenin kendi imkanlarından dolayı getirdiği OYAK veya diğer haklar veya yüksek prim ödemekten dolayı zaten hem kıdem tazminatları, emeklilik tazminatları yüksek oluyor. Hem de diğer OYAK'tan veya diğer yan ödemelerden aldıkları tazminatlarla kendilerine bir hayat kurabiliyorlar. Polis için öyle bir şey yok. Bugün şöyle söyleyebilirim, yani çok iyi bilmiyorum ama bugün emekli olan bir polis en fazla 70-80 bin lira tazminat alabilir. Hı hı. Yani 25 yıla 70-80 bin lira açıkçası yani bir araba bile alamıyorsunuz. O yüzden zaten bunlar yaşanırken, zaten belli sorunlar varken bir de durup dururken tayin yönetmeliğini değiştirip işte bölgelere ayırıp zaten çoluk çocuğu işte ilkokul ve ilk öğretim ve orta öğretimde olan kişiler için tamamen bir yıkım olacak bir şekilde bir düzenleme yapıldı. Mazereti 2024'ten sonra uygulanacak ama sonuçta 2024'ten sonra da uygulanacak olsa da bir mağduriyet yaratacağı kesin. Yani kurulu bir hayat uzunca bir süre kuramayacaklar. Bunu mu anlıyoruz? Yani sıklıkla tayin 6 kez diyorsunuz. Bu kaç yılı kapsar örneğin 6 tayini düşündüğümüzde? Yani 25 yıl çalıştığını düşünürsek evet. Asker olarak işte bunun içerisinde 6 veya 5 tayin görmeleri gerekiyor. Şimdi bu yönetmelik içerisinde şu şöyle bahsedeyim. Şimdi notumda bulamadım ama ben mealen söyleyeyim, siz düzeltin beni. Polislerin tüm yurtta görev almalarını sağlamak amacı taşıyor diyor. Bu şekilde bir anlam çıkarmıştım ben.
Bunun için mi yapıldı yani? Bunu mu anlıyoruz? Şimdi bunun için bakın, yapıldıysa da mağdur oluyorlar diyorsunuz. Şimdi zaten Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet. Polis zaten bütün yurtta görev yapıyor. Yani bunun nasıl bir mazeret olduğunu anlayamadım. Şöyle, eğer bir polis çok fazla bölgede görev yapsın deniyorsa da şöyle bir şey var. O zaman hiç tayine tabi olmayan bekçiler var. Onlar da kolluk gücü ve hiçbir şekilde tayin olmuyorlar. Başladıkları yerde bitiriyorlar. Ve bekçiler şu anda sayıları çok da fazlalaştı ve durmadan da her seferinde okuyorum gazetede 10 bin bekçi alınacak, 10 bin bekçi alınacak diye sürekli bekçi alınıyorum. Yani böyle bir mantık varsa bütün kolluk personelinin uygulanması gerekir. Sadece oradan polisleri ayırıp da bunlar her tarafı görsünler, işte bekçiler olduğu yerde kalsın dendiği zaman tabii ki kafada soru işaretleri doğuyor. Evet. Şimdi tabii polis teşkilatının çalışma koşullarına ilişkin geçtiğimiz dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu. Arkadaşlar videoyu hazırlayalım ben konuyu getirirken. Bakan Soylu hani uzun çalışma saatleri evet polis başkasına benzemez çalışacaklar demişti. Bir dinleyelim ve mevcut koşulları polislerin sorunlarına biraz daha eğilelim. Hazır mı arkadaşlar videomuz? Peki izleyelim. Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Zihninde, beyninde. Polislik mesleği bir maaş mesleği değildir. Kim öyle düşünüyorsa bir gün durmasın. Şimdi tabii uzun çalışma mesai cümlesi de vardı. Onu ben duyamadım ama kuşkusuz ki normal bir meslek gibi değil. Pek çok riski beraberinde getiriyor. Bu açıklamayla birlikte nasıl bakıyorsunuz? Şimdi efendim polislik mesleğini çok kutsamaya gerek yok. Bildiğiniz bir kolluk mesleğidir ama önemlidir. Niye? Kamu düzeninin sağlanması ancak kolluğun, polisin, jandarmanın düzgün çalışmasıyla mümkün olabilir. Bunun için de yani sen polis oldun, jandarma oldun, fedakarlık yapacaksın demek bir defa anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasada angarya yasaktır. Yani hiç kimse vatanını milletini seviyor diye gelip kimseye bedava hizmet etmek zorunda değil. Bir defa Sayın Bakan burada ne söylediğini de farkında değil. Yani anayasaya aykırı konuşuyor ama ne söylediğini de bilmiyorum. İkincisi, bu konuşmayı hatırlıyorum. Bu konuşmada diyor ki bu bir maaş mesleği değildir. Ne evet. mesleğidir? Meslek dediğiniz nedir o zaman? Yani insanları alıp sömürmek için mi alıyorsunuz? Şimdi ben bu polis teşkilatına 40 yıl önce girdim Begüm Hanım. Şu şekilde... Öğrenciydim. Tam 40 yıl önce girdiğim teşkilattaki sorunlarla bugünkü sorunların arasında katlanması haricinde hiçbir fark yok. Çözülen hiçbir şey yok. O günde itiraz ettiğimizde bize söylenen buydu. Bu bir maaş için yapılacak meslek değil. Efendime söyleyeyim beğenmiyorsanız da çekin gidin. Ya siz bu mesleği ne zannediyorsunuz? Yani kamu düzeni demek şudur. Bir örnek vereyim ben. Biz aynı kişiyiz. Burada farklı araba kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimizde farklı araba kullanıyoruz. Avrupa'ya gittiğimizde farklı araba kullanıyoruz. Niçin? Biz aynı adamız, eğitimimiz aynı, karakterimiz aynı. Çünkü orada kamu düzeni var. Dağın başında dahi kurallara uymazsak bizi gelip devletin bulacağını korkusu içimize yerleşiyor oralarda. Bu yüzden de yapmıyoruz. Yani kolluk gücü kanunu uygular. Kanunu uygularken de bedavaya falan uygulamaz. Bedava uygulayacaksa o zaman Sayın Bakan'a benim bir tavsiyem var. Çok basit. Madem paraya ihtiyaç yok, bir kendi şirketini kapatsın. Çünkü ek geliri var. İkincisi Emniyet Genel Müdürü, PTT'nin yönetim kurulu üyesi. Oradan gelir alıyor, çift maaş alıyor. O da onu bıraksın. O zaman hep beraber karakalı ekmeği kırıp yesinler. Yani bu bahsettiğim devletlerde şunu görüyorsunuz. Kolluk gücünün bir kendine güveni var. Bir duruşu var. Bunu da ancak... Herhangi bir yere sürülür müyüm? Burada o endişe var değil mi? Sürülür müyüm? Başıma bir şey gelir mi? Siyasi baskı... Türkiye'de maalesef yani bunlar zaten, var, bunları görüyoruz. Onları zaten yani konuşmaya bile gerek yok. Artık onlar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Yani il başkanları, ilçe başkanları eskiden hani bizim polislik yaptığımız dönemlerde yani bir siyasi partinin iktidar olsa da il başkanı, ilçe başkanı randevu almadan zaten emniyet birimine giremezdi. Şimdi bakıyorum yani aslında o ilde veya ilçede valinin neredeyse yanında kullanılmış bir il veya ilçe başkanı var. Kaymakam yanında kullanılmış il veya ilçe başkanı var. Bu durumda bu polisin, bu kolluğun bağımsız davranması, her yolsuzluğu, hırsızlığı, uğursuzluğu, yani kılıfını uydurulanlardan bahsediyorum, ortaya çıkarabilmesi mümkün mü? Değil. Yani bugünkü sistem zaten
12 Eylül'den sonra özellikle polis, yani jandarma o zamandan daha sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlandı tam olarak, evet, ama o zamandan beri jandarma ve polis zaten 12 Eylül'de en büyük darbeyi aldı ve o zamandan beri de hep geri gidiyor.